İleri seviye yüzeye yönelik bir şeyler yapmayacaksanız bu komutu hiç kullanmayacaksınız. Baştan söyleyeyim. Bakın ilk önce bu komutu çizmek için şöyle bir form oluşturuyorum. Diyeceksiniz ki Ali hocam kullanmayacaksan niye anlatıyorsun? Çünkü benim size sözüm var. Bu SOLIDWORKS içindeki bütün butonları öğreneceksiniz diye. Ya şurayı bakın işte küçücük bir özensiz çizme. Hazır vermeyi düşündüm ama geçen seneki gibi yani sonra da diyorsunuz ki o dosyayı bulamadım, şu oldu, bu oldu. Çok basit bir parça zaten. Hiçbir şey de yok şunda. Bunu çizdiniz ya. Hemen yüzeyine şuraya geliyorum ve çizim ekliyorum. Bir tane daire. Şöyle. Ve çok azıcık da kabartıyorum. Bu arada sketch olarak da bıraksanız olur bu meret. Yani şuraya çizim olarak da bıraksanız iki boyutlu. Bu yapacağım olacaktır. Geldim. Hemen akabinde şuraya da bir dikdörtgen çizdim. Bunu da kabartmak yerine dikkat edin, ekstrüzyonla kes yapıyorum. Yani bir kabartma, bir içeri alma. Özetle benim burada formlarım hazır. Şimdi bütün bu meretin üzerine bir de renk atalım. Çok çirkin. Çok yumuşak. Yani yanlış anlaşılmasın, o anlamda yumuşak değil. Neyse. Bu renk iyidir. Şimdi yapmak istediğim şey şu. Dikkat edin. Sınırla kesmeyi öğreniyoruz. Bu yüzeye basıyorum. Ve onun hizasına gelip bu yüzeye basıyorum. Ve profilim olduğu gibi gelip buradan buraya kadar kesiyor. Hepsi bu. Gördünüz mü? Ortadakine bir delik açtık. Bu profili dilerseniz bu kesme işlemini vurabilirsiniz. Şöyle yaparsanız bakın bir burguyla girip şurada şöyle yapayım da bir rahat rahat görelim şunu ya. Heh. Şöyle yaparsanız bakın bir burguyla girip burguyla çıkar. Gördünüz mü? Yani giriş ile çıkış aynı değil. Daha da vurabilirsiniz. Daha da ilginç bir form oluşur. Mesela şunun gibi. Artık bu çok fazla vuruldu. Abartmayın. Heh. Yine de fazla. Mesela şöyle. Arka taraf daha büyük, ön taraf daha küçük. Kullanacak mısınız? Hayır, ama sınırla kesme bu.